Beni böyle sev, seveceksen, olduğum gibi göreceksen. Beni böyle sev, seveceksen, olduğum gibi göreceksen. Girme ömrüme, girme gönlüme, ne dertliymiş bu diyeceksen. Girme ömrüme, girme gönlüme, ne dertliymiş bu diyeceksen. Haydi bakalım, parka da geldik. Güzel güzel oynamaya, oksijen alalım. Başı dönecek. Bak. Dede bak ne güzel çiçek. Evet gerçekten çok güzel çiçekler. Sana da koparayım mı? Hayır hayır kopartma. Yok böyle dallarında güzel bunlar. Ayrıca benim çiçeğe ihtiyacım yok. Benim zaten bir çiçeğim var. Şöyle bir koklayayım bakayım çiçeğimi. Oh bakayım. Oh oh mis kokuyormuş ya. Mis kokuyormuş benim çiçeğim. Başka çiçek aramam ben. Biraz sulayalım çiçeği böyle bakalım. Yanına da kızı. Oh! Hayırlı iş ya. Boş ver oğlum. Bize ne? Ulan ne bize ne ya? Ne bize ne oğlum? Öyle şey olur mu? Baba baba. Ya bir okulda herkes mi zengin olur ya? Bu nedir abi? Biz senle ben ha galiba. Vallahi başka yok. Bir şarla sen bir şarla ben. Simit diyoruz abi. Simit ne ya? Simit ne ya? Yemiyorum bunlar da bitti. Simizin sonu. Oğlum bunu bulamayan da var. Hem açken muzlu pasta gibi gelir bu simit insana. Ha değil mi? Fakirin pastası simit. Peyniri de yapıştırdın mı al sana muz. Niye peynir almadık biz? Ya şu musluğu bir yaptıramadık gitti ya. Yemin ederim bak geceden sabaha kadar şıp şıp. Damla durdu bütün sinirlerimi bozdu sevinç ya. Yarın yaptırırız takma her şeye o kadar. Bana bak. Senin dersin kaçta bitiyor bakayım? Baba erken bitiyor ama çıkışta çok özel bir randevum var. Çok özel. Ya özelin çoğu azı mı olur Sevinç'ciğim Allah'ın aşkına ya? Ay Fahriye bırak şimdi şu hocalığı falan da bak ne diyeceğim ben sana. De bakayım de. İçimde çok ama çok acayip bir his var. Mazhar bana evlenme teklif edecek bugün. Oha! Ne oldu? Masaj. Bir gün mü bu? Bugün mü? Bir günle bugünü mü karıştırdım? Bugün derken? Öyle hissediyorum. Ha. Ya sizin aranızda yeni özelleşen durum için erken bir mevzu değil mi bu evlilik? Yok yok edecek. Neredeyse eminim. Ha. Öyle diyorsun. Nereden hissettin peki? Bir şey mi ima etti o? Ya birbirinizi seviyorsanız hayırlısıyla evlenin be arkadaşım, evlenin. Ay inşallah. İnşallah, inşallah. Allah'ım yarabbim. Hayda. Ne oldu? Kim var orada? Ya şu kırmızı boyalı kız var ya. Hı? Ya işte o. Böyle hani eskilerden böyle tanıdığım güzel anıları hatırlattı bana işte ya. Yani öyle işte. Hay Allah'ım ya. Aman neyse. Gel yürüyelim. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Fakiriz lan biz. valla. Oğlum farkındayım da yani niye vurgu yapma gereği duyuyorsun ki? Oğlum birazcık etrafına bakarsan her taraf vurgu zaten burada. Ya şu arabalardan bir tane bizde olsaydı var ya, o kız vardı ya, o kız. Böyle bizim peşimizde böyle fır pervane gibi dönecekti. Araba için peşinden koşacak kızdan cacık olmaz. Uzak duracaksın öylelerinden. Ya ne yaptın be oğlum? Biz de alıp hemen nikah alacağız, basacağız nikah demiyoruz yani. Böyle şey olacak. Bir zaman geçireceğiz. Böyle bir flört dönemi, limonata kıvamı falan. Ha, tabii oğlum. Sen bulduğunla evleneceksin herhalde. Aynen öyle. Nasıl ya? Aradığım gibi birini bulduğum zaman basacağım nikahı. Rüşt be oğlum. Ne evlenmesi ya, dağdır gençliğimizin baharındayız ya. Nasıl bir şey ki o yani? Ne buldun da alıyorsun basıyorsun nikahı hemen? Neymiş o? Yani ne bileyim, böyle şımarık çıt kırıldım falan olmayan, özü sözü bir, kendine güvenen, güçlü. Nasıl anlatsam ki? Ya işte taşı sıktı mı suyunu çıkarabilmeli. Ne taşı ne suyu oğlum? Taş ocağına eleman mı alıyorsun, evlenecek kız mı bakıyorsun? Ya işte kendine güvenen, güçlü biri diyorum. Neyse zaten evlilik yalan bize daha. Ben önce şu okulu bir bitireyim de elim ekmek tutsun derdindeyim. Abi zaten ne evliliği ya? Dur, daha gençliğimizin baharındayız ya. Gelmişiz şuraya. Etrafa baksana. Evliliğe lafı sen getirdin vallahi. Benim hiç işim olmaz. Alakam yok evlilikle. Öyle diyorsun yani. Öyle tabii. Ne evleneceğim ya? Neyse ben derse geç kalıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz sonra yurtta. Of! Ya önüne baksana. Asıl sen önüne bak. İnsan bir geçiş mesafesi koyar ya. Ya sana hesap mı vereceğim? Tam ben geçerken yola atlayan sensin. Ha bir de ben suçlu oldum yani. Öyle mi? Evet sen kabahatli oldun. Sen bir özür dile de yolumuza bakalım. Ne? Bir de özür mü dileyeceğim? Bak zaten kızsın diye alttan alıyorum şu anda. Ne alakası var ya, cinsiyet ayrımcısı. Erkek olsaydım ne olacaktı? Haklı mı yapacaktı bu seni? Ya sırf şu lafın yüzünden bile özür dilemen lazım. Hem ben geçerken yola atlıyorsun sağına soluna bakmadan. Hem de beyefendi haklı. Niye? Çünkü erkek. Of, tamam bir dur, bir sakinleş, bir nefes al. Senden 100 defa özür diliyorum. Yeter ki sen yoluna devam et, ben de yoluma devam edeyim. Heh, işte böyle, hatanı kabul et. Neyse, affettim gitti. Şu hale bak ya, bütün aksilikler de beni buluyor. Yardım edeyim mi? Hayır istemez, ben hallederim. İyi. Bu neydi ya böyle şimdi? Bavullu fırtına. Zorla özür diletti bir de kendinden. Neyse ben kaçıyorum. İyi. Hadi görüşürüz yurtta. O ne lan? Oğlum kız bunu unutmuş. Ne ki o? Ben bakayım. Ne yapıyor ki bunu? Seni defalarca uyardık. Dinlemedin. Bizi bazı şeylere mecbur etme. Eğer canın yanarsa biz de üzülürüz. Ödeyeceğim diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Ayrıca ödemeyecek olsam niye buraya kadar geleyim? Çantamda bir ödeme planı var. İzin verirseniz. Ne planı be? Devlet dairesi burası. Tatava yapma. Ya şimdiden dizlerim titremeye başladı. Ne yapacağım ben? Bak koçum, parayı ağaçtan toplamıyoruz. Anladın mı? Tarlaya da ekmiyoruz. Onun için bize yamuk yapanı... Yamuk falan yok. Ayrıca bana bir şey yaparsanız paranızı da alamazsınız. Ben size parayı makul miktarlar halinde ödeyeceğim. Aç telefonu. Aç dedim, sağır mısın? Aç bakalım, ne dümenler çeviriyorsun görelim. Eşim arıyor. Şimdi açmam doğru olmaz toplantının ortasında. Aç dedim. Belki baban dönmüştür tatilden ha? Belli mi olur? Efendim Ayşem. Ömer, ben şimdi derse giriyorum. Neredesin? Biliyorum canım. Ben şu an bir toplantıdayım. Nasıl yani? Gelemiyor musun? Ama söz vermiştin. İlk günümdü bugün. Niye öyle oldu? Ben almadım. Kendiliğinden böyle oldu. Ama ikimiz için de çok önemliydi biliyorsun. O zaman ne yap biliyor musun? Şu anda çok heyecanlıyım. Bana şans dileği dua et benim için, tamam mı? Tamam canım. Senin şansa ihtiyacın yok. Ben sana güveniyorum. İyi dersler. Ömer dur. Sesine ne oldu senin? Nasıl? Sesin bir garip geliyor. Nezle mi oluyorsun sen? Yo, sana öyle geliyor. Hayır, normal falan değil. Sesin normal diye belirtileri var. Bak gene nezle oluyorsun. Sonra Elif'e falan da bulaşacak. Ne olacak sonra? Canım benim gerçekten şu an kapatmam lazım, tamam mı? Ömer bir toplantı var. Madem bu kadar önemli bir toplantı var, neden bana söylemiyorsun? Aşk olsun. Oğlum benim saçıma ne olmuş? Ne olmuş oğlum? Ne var saçında ya? Ya görmüyor musun oğlum? Burası birazcık daha böyle kalkması gerekiyor. Baksana şuna. Bir şey yok saçında kardeşim. O kadar jöle sürüyoruz abi. Bir saçı yapamıyoruz yani. Nazar var ha üstümüzde. Yok bir şey yok. Nereye gidiyorsun kardeşim? Hoca gelecek şimdi. Otur bırak saçı maçı ya. Abi benim saçımı ıslatmam lazım ya. Hoca gelecek hoca. Oğlum sana diyorum ki saçımı ıslatmam lazım. Kafama ders girmez yani. Ne yapayım? Ben lavaboya gidiyorum. Pardon. Ben tamam sorun değil. Babamdan alacaklı olanlar var, onlarla konuşacağım, bir ödeme planı söyleyeceğim falan demiştim ya, ben şimdi oradayım Ayşem. Ha demiştin. Ben çok heyecanlıyım bugün, hemen unutmuşum, kusura bakma. Ne oldu, ertelendi mi? Canım benim gerçekten kapatmam lazım, iyi dersler sana. İyi şanslar dileseydim. Allah'ım ne olur yardım et, resim olmayayım, amin. Çok pardon, çok pardon da kapının önünde ne işin var senin? İyi misin sen? Alo. Sen çok sevdin galiba ya. Gel yardım edeyim, kalk. Yok, ben kalkarım. Ben kendim kalkabilirim. Hadi. Böyle şeylere gerek yok. Bunlar ani çıkışlar. Evladım ver sana bunu. Bunları ver. Bir daha böyle şeyler olmasın evladım. Evladım mı? Kafayı fena çarptı ha. Babanı hiç sevmezdim. Ama sen harbi delikanlısın Ömer kardeş. Sana 1 ay mühlet. Diğer borçlarını sallayacaksın. Önce bizimkini ödeyeceksin. Anlaşıldı mı? Anladım, tamam. Anlayışınız için de teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Eyvallah. Arkadaşlar ders saatimiz başladığına göre evet kapıyı kapatalım. Derse başlayalım artık. Arkadaşlar ders diyorum Yoksa ne yapıyor oğlum kız? Bilmiyorum ki, asistan hoca falan herhalde ya. Ya saçmalayayım oğlum, ne asistanı ne hocası? O kız bizden küçük. Duruyor hala bak. Arkadaşlar ders diyorum, başlasa artık diyorum. Hala duruyor. Allah Allah, nereye kayboldu bu kız ya? Kek gibi elimizde kaldı, dolaşıyoruz. Ya oğlum sen de boş yere uğraşıyorsun yani. O da düşürmeseydi at gitsin. Belki pahalı bir şeydir. Ben sekreterliğe vereyim onu değil mi? Allah'ım nasıl uğraşmak istiyorsan uğraş. Benim hiç umurumda olmaz biliyorsun. Evet biliyorum. Ya ben derse öyle böyle geç kalmadım. Umarım hoca alır. Hadi görüşürüz. Hadi iyi dersler. Birader bir bakar mısın ya? Buyur. Bu mimarlık bölümü ne tarafta biliyor musun? Şu tarafta. Heh. Ya sana bir şey soracağım. Buradan böyle kırmızı bavullu bir kız geçti mi? Gördün mü? Heh, böyle sarı saçlı, kaçar gibi falan. Gördün mü öyle birini? Ha gördüm. Mü acaba? Nasıl? Mü acaba? Yani aslında görmedim. Yani şöyle ki hayat nasıl bir şey biliyor musun abi? Hayat şöyle bir şey. Sen hayatı nasıl görmek istersen hayat sana öyle görünüyor aslında. Vallahi ben mesela gözlerimi kapatıyorum böyle. Bavullar görüyorum ama hepsi mavi. Mavi yok, kırmızı yok. Anlatabiliyor muyum? Ya ben mesela hayatın böyle toz pembe olmasını istiyorum, pes pembe olsun ama olmuyor işte yani, pembe yok. Hayat lacivert be abim. Yapacak bir şey yok. Anladım birader. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Tövbe estağfurullah. Yazık garibe. Cevdet Bey, ben okula yeni intikal ettim efendim. Heh. Bulur bulmaz arayacağım sizi. Tamam efendim, tamamdır. Ondan sonra geçtim adamın karşısına. Dedim ki, sen misin ev sahibi, ben miyim? Helal olsun be. Dedim abi. Helal olsun. Bastım. Kız hakikaten sıyırdı ha. Kendini hoca falan sanıyor. Ne yapıyorsun hocam? Nasıl çıkartıyor, oraya durabiliyor ya? Arkadaşlar, tahtada da gördüğünüz gibi benim adım Ayşem Karatepe. Bundan sonra matematiğe giriş derslerinizde birlikte olacağız. Aynı zamanda da ben sizin danışman hocanızım. Bittik. Kıza çarptık. Üstüne bir de güldük. Hoca çıktı be. Geçmiş olsun kardeşim. Evet, derse başlamadan önce sorusu olan varsa? Var hocam, benim var. Siz gerçekten hoca mısınız yoksa bu kamera şakası falan mı? Öyle bir şey mi yani? Evet, ben gerçek bir hocayım. Şu anda genç gösteriyor olabilirim ama zamanla yaşlanacağım inşallah. Buyurun. Hocam girebilir. Ha iyi, ben de oraya geldi sandım. İşte böyle geç kalan arkadaşlarımız olabilir, olacaktır bunlar. Bundan sonra geç kalan olursa arayı bekleyecek. Şimdilik girebilirsin, oturabilirsin. Evet. Zeyno nerede Allah aşkına? Şimdi sınıfına baktım, gelmemiş. Ama sen buradasın. Ne demek bu? Sınıfında yok mu? Yok. Bir de sen gir bak istersen. Hocadan da azar işittim zaten. Sınıftan bir arkadaşını arayıp ben birkaç gün gelmeyeceğim, beni idare edin demiş. Ya elinden kaçırdığın yetmiyor gibi hala buralarda dolanıyorsun. Ya ben belki derstedir diye geldim ama... Ya lütfen ara bul onu Tahir abi. Ya bu iş artık çok uzadı. Ayrıca okula gelmez ki, niye gelsin? Onu burada bulacağını bilir. Git nerede arayacaksan ara bul. Ben buradayım zaten, görürsem haber veririm. Tamam. Ben şimdi gideyim o zaman. Sen de bak, görür görmez haber ver olur mu iki gözüm? Cevdet Bey sürekli arayıp duruyor. Hop oturup hop kalkıyor adam ya. Tamam tamam, merak etme. Ben şimdi Cevdet amcayı da ararım. Sakin olsun o da. Tamam, hadi ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Zoko'yu yuttu. Vallahi çok iyi oynadın. Ben bile kaybolduğumu sandım. Şimdilik idare ettik ama daha fazla kaçamazsın Zeyno. Boşuna hayal kuruyorsun. Seni rahat bırakmazlar. Neyse boş ver şimdi. Ben derse gidiyorum, sonra konuşuruz, tamam mı? her yere de takılmasan olmaz ya. Dur bacım, bana bırak, sen ben hallederim. Sen istikameti söyle, nereye? Aşağı mı, yukarıya mı, sırma mı, bahçeye mi, nereye? Sen kimsin ya? Senden yardım isteyen oldu mu? Yok Kadir, ben hemen bunu sırtıma attım hadi götüreyim. Sen istikamet söyle yeter. Nereye? Aşağı mı, yukarıya mı? Hadi. Ya, aşağıdaki sınıf. Ben bunu sırtıma attım mıydı? Sen dikkat et, derse geç kalma. O yüzden şey yapayım, dikkat et. Gel, hadi gel. Dejavu nedir bilir misin sen? Efendim? Dejavu. Hani insan aynı şeyleri tekrar yaşamış gibi olur ya. Ben de aynı şeyi tekrar yaşamış gibi olur. Gerçi ben bunu bizzat yaşadığım için farklı hikaye oldu tabii. Ya senin gibi vaktiyle böyle okulda aynı kırmızı bağlı bir bacım vardı. Senden iyi olmasan 10 numara 7 yıldız bir insandı kendisi. Merak edemeyeceğim şu anda. Çünkü derse geç kaldım. Sınıf şu tarafta. Yok, ben gelmişken bırakıvereyim. Buraya kadar getirmişim. İnsanlık ölmedi, he mi? Alayım ben. Yok, dur hele. Buraya kadar getirmişim. Ne olacak? Atarım sınıf hemen. Bu arada ben kantindeyim genelde. Hikayenin devamını dinlemek istersen ben genelde kantinde takılıyorum. Dinlersin onda bir yer. Matematik sözcüğü tarihte ilk defa milattan önce 550'li yıllarda Pisagor... Hocam, kusura bakmayın ama. Ulan tesadüfe bak. Ayşem bacımın dersiymiş. Ben de tam seni arıyordum değil mi? Yani tam arkadaşa seni anlatıyordum değil mi? Hatırlarsan böyle bir yine kırmızı bavul olayı vardı. Yine bir işte... Evet Haluk abi. Haluk Bey. Şu anda dersteyiz, sonra konuşsak. O zaman ben şu valizi bir yere atayım da öğrencimiz rahat etsin değil mi? Artık o eski günleri de birilere yad ederiz. Şöyle iyi mi? İyi. Teşekkürler. İlk günden sayenizde rezil oldum. Efendim? Ne demek? Vazifemiz bir yerde. İnsanlık göre. Hadi size iyi dersler. O zaman Ayşem hocam, bacım, hocanım bacım, hocanım. Size de iyi dersler diliyorum. Sonra ne şey var? Çok güzel. Yalnız çok güzel. Çok güzel, ilk gülümse mi? Çok güzel olmuş Ayşem bacım, çok güzel olmuş. Hadi iyi dersler, size iyi dersler hocam. Bunu düşünmüşsün. Yine mi sen? Sen nereden çıktın ya? Ben zaten buradaydım. Sen sonradan geldin, yani yine mi sen? Al şunu, saç maşası mıdır, nedir? Bak bütün gün bunun yüzünden senin peşinden koşmak zorunda kaldım zaten. Kayboluverdin hemen ortalıktan. Dersten sonra verseydin olmuyor muydu? Rica ederim. Ne demek? Bir kenara atabilirdim ama atmadım. Sekreterliğe bırakacaktım. Bir şey değil. Teşekkürler. Okulda saç maşası ve dolaşını da ilk defa görüyorum. Ya maşa değil, bu düzleştireceğim. Derse geç geliyorsunuz. Dikkat dağıtıyorsunuz. Dikkat bende. Odak bende. Demek ki neymiş? Matematik öğrenilmesi gereken şeymiş. Yani bilgi. Evet, yazılı literatüre ilk defa milattan önce 380'li yıllarda Platon döneminde geçti. Ömer? Tanıyamadın mı? Melda? Evet. Melda ya. Ta kendisi. Gitme Reyhan, gitme. Ben kazadan beri ilk defa gülüyorum. Sen bana hayat verdin. Ben de sana hayat vermek, yüzünü güldürmek istiyorum. Yeniden, hiçbir kaybımız olmamış gibi. Gülerek hayata başlayabiliriz. Çünkü ben seni seviyorum. Canım, 2 saat dersim kaldı. Sonra işim bitiyor. Oradan eve geçeceğim. Tamam. Benim de biraz işim var. İşim bitsin. Sonra gelir seni alırım. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Hı. Bay bay. Masar beylerim, az önce ne oldu bil. Gerçi nereden bileceksin? Sen daha o zamanlar buralarda değildin. Şimdi düşün bak. İlk böyle Ayşem bacımın okula gelişi gibi düşün, tamam mı? Böyle kırmızı bavuluyla... Bir dakika. O elindeki yüzük kutusu, he mi? Evet abi. Karar verdim diyorsun yani, he mi? Evet abi. Sevin çok iyi bir kız. Beni de çok seviyor. Belki de kimsenin sevmediği kadar çok seviyor. Peki ya sen? İçinde büyütüp bunca sene sakladığın umudun? O dediğin şey zaman aşımına uğradı abi. Artık ben de yuva kurmak istiyorum. Çoluğa çocuğa karışmak istiyorum. Yaşım geldi geçti abi. Diyorsun? Evet. Ben artık anlamam gereken anladım abi. Neymiş anlaman gereken? İnsan sevdiğiyle değil, sevildiğiyle mutlu olmayı bilmeli. Bu hayat bunu öğrenip anlamam için her şeyi yaptı. Ben de artık inadı bırakıyorum. Sevdiğim kızla mutlu olmayı seçiyorum. Neymiş ama? Nasıl? Güzel mi? Ne bileyim, anlamam ki ben. Ya anlamıyorsun sen de bak. İyi günler hocam. Afiyet olsun. Başka bir şey ister miyiz? Evet. susadım. Dur kızım, dur gelme, dur dur. Ya, ay Allah'ım ya Rabbim. Kızım bir şey oldu mu? Ha? Elif dur kalk bakayım yavrum. Kalk 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 kalk. Şişti mi? Hay Allah hanımefendi, görmediniz mi ya? Şişt. Bak bakayım buraya. Karar verebildiniz mi efendim? Şu Akşabatlı köfteci Nail Usta'yı çağır bakayım buraya. Efendim? Sağır mısın? Yok değilim de kendisi şu anda burada değil. Niye burada değil? Nerede peki? Burası ana merkez dükkan değil mi? Burada bulacağımı söylediler bana. Doğrudur efendim fakat ama şu an kendisi burada değil. İsterseniz yan taraftaki ofise bir bakabilirim. Haber ver hemen gelsin buraya. Kim diyeyim efendim? Efendini yiyeyim seni. Hayda. Nasıl? Dikilip durma karşımda, git söyle gelsin. Peki. Maşallah geç kalan kalana ya. Ha? Neyse artık o kadar olacak. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyi, sağ olun, teşekkürler. Ay vallahi yaz tatilinden sonra hepiniz bir ışıl ışıl gözüküyorsunuz ha. Şimdi ben bu tatile girmeden önce size bir okuma listesi vermiştim ya. Onu bir tamamlayalım diyorum çünkü araya hani yaz tatili girdi, rehavet falan filan. Halledelim onu hızlıca çünkü vakit nakit. Tamam mı? Ben bir bakayım notlara. Tamam mı? Allah. Yeni simalar böyle bir ilişiyor gözüme ama. Hocam, ben bu sene İzmir'den yatay geçişle geldim. Oo, hoş geldin. Sen de hoş geldin çocuğum. Ne güzel. Şimdi ben bu notları veriyorum elden ele. Ha? Elden ele, elden ele. Çocuğum bir düz dur. Dik dur. Allah Allah, oyun oynuyor benimle. Niçin gözlükle oturuyorsun sınıfta? Kapalı alanda değil miyiz biz? Ha? Unuttu, gözlüğü unuttu. Olur öyle bak ha. Ne yazıyorsun? Okusana çocuğum, niye bakıyorsun? Oku. Gözlerim biraz rahatsız, kusura bakmayın. Ay yavrum, anladım. Dilimizi biliyorsun. Maşallah şakır şakır döktürüyorsun, biliyorsun dili. Kulaklar duyuyor, rahattayız yani, ses geliyor. Tamam, kulakların duyması benim için yeterli. Mühim yani, yeter ki dersi dinle. Hani dersi dinlemem yeterli benim için. Yeter ki dinle. Hoş geldin. Hoş geldin. O zaman devam edelim tamamlamaya, o elden ele kağıt var. Ha. Tamam, tamam, tamam. Sen şey yapıyorsun. Bak, hoş geldiniz. Şey yap, tamam. Hoş geldiniz. Nail Usta'yı sormuştunuz galiba. Ben yardımcı olayım. Metin. Yalçın. Menteş! Menteş! Ne işin var senin burada? Ne oldu ya? Çok şaşırdım bak. Ya evet, şaşırdım biraz. Yani çok şaşırdım evet. Hoş geldin. Aslında istersen burayı böyle görmek beni şaşırttı biraz. Yani nasıl desem, aklımda hep çok ihtişamlı bir yerdi Reha amcanın ofisi. Şimdi sanki... Nasıl diyeyim? Ne istiyorsan söyleyebilirsin. Çekinmene gerek yok. Ne bileyim, garip geldi. Garip, haklısın. İnsan ne olduğum değil, ne olacağım demeli. O hesap işte. Büyüme hırsı, kibir. Bunların hepsi bir araya gelince tepetaklak olduk. Peki Reha amca nasıl? Daha iyi mi? Geri dönmek istiyor, her şeye yeniden başlamak istiyor ama annemin sağlığı el vermiyor. Niye Brezilya? Yaşamak için daha kolay. Amerika'ya göre daha ucuz. İklimi anneme daha uygun. Kimse onları tanımıyor. En önemlisi de buraya uzak. Anladım. Sen ağlıyor musun? Dur. Al. Beni görünce hayalet görmüş gibi oldun sanki. Ya yok canım, hayalet görmedim de yani gördüm. Yani şaşırdım biraz. Çok uzun zaman oldu. 20 sene mi oldu, 30 sene mi oldu? Çocuktuk o zaman. Bayağı da değişmiştim. Daha dün gibi. Dün. Dün gibi Eda. Dün. Evet, dün. Neden? Bir şeyimiz yok, tamam geç. Ne oldu buna? Ne oldu? Ya salıncak çarptı, yok bir şey ya. Ne oldu canım? Başına salıncak çarptı da. Bir polikliniğe gösterdim, bir şey yok. Tamam geçti. Ay uf mu olmuş? Uf olmuş benim masalıma. Ha, masalların prensesine, prensesim. Nazar değmiş valla. Portakal suyu istiyor. Ay portakal suyu istiyorsun. Tamam, bütün portakallar emrinde senin. Ayça ablasın. Gel, Ayça ablam versin sana. Ayça portakal suyu istiyor. Ay uf olmuş. Nail, Menteş bizim mahalleden, ya abimin arkadaşı, yani benim de arkadaşım. İşte birden geldi, ben de ne hangi rüzgar attı buraya, ne tesadüf diyordum tam. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de anladığım kadarıyla şu meşhur köfteci Nail Usta oluyorsunuz değil mi? Akçaabatlı. Evet, öyle oluyorum. Nail aynı zamanda benim eşim. Evet. Eşin. Onu biliyoruz, öğrendik. Bir şey ikram edelim sana. Evet, aç mısınız, tok musunuz? Bir şey söyleyelim. Evet. Ben de ne tesadüf diyordum, hangi rüzgar attı diye soruyordum tam. Takdiri ilahi Eda. Takdiri ilahi. Nasıl? Sadece bu ana dükkan değil, sahip olduğunuz bütün restoranlarda benim de 1/3 hissem var. Nasıl anlayamadım? Hissedarım ben. Ortağız, ortak. Daha iyi misin? Sinirlerim bozuk. Ay, kusura bakma. Hep ben konuştum. Biraz da sen anlat. Ne yaptın bunca yıl? Hiçbir şey. Arkadaşlar şimdi size bütün sene yardımcı olacak bazı formüller yazacağım. Ben tahta yazacağım. Defterlerinizi çıkarın. Hı hı. Koş. Allah'ım rezil oldum. Rüsva oldum. Yerde şu an bir kapı açılsa da ben de içine giriversem hemen. Hocam ben yardım edeyim size de. Fırlayı verdim buradan da. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Okula da devam edemedim. Nadide teyze okulun bitinceye kadar bana destek olacağına söz vermişti. Sağ olsun. Benimle çok ilgilendi. Üstümde çok emeği var. Ama işler bozulunca tek bir haber bile vermeden beni yüzüstü bıraktı. Gittiğini bile çok sonra öğrendim. Anlattım, olanları biliyorsun. Ha? Ya sen anlatınca her şey düzeldi mi Ömer? Neydim ben onun için ha? Mutlu ve şaşalı günlerinde vicdanını rahatlatmak için sadaka verdiği sokaktaki herhangi bir insan mı? Hayır tabii ki, hayır. Ya halbuki ben onu hep annem gibi gördüm. Manevi ablam, her şeyim. İyilik meleğim. Anlıyor musun? Ya bana kızım derdi. Gerçek kızıymışım gibi davranırdı. Ama sonra ufacık bir açıklama bile yapmadan gitti. Unutuverdi. Yıllardır bir kez bile aklına gelmedim. Beni aramadı, sormadı. Ona ulaşamıyorum bile. Bak. Bak ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm. Çok büyük bir şok yaşadık. Hep siz. Asıl büyük şoku ben yaşadım. Orada çöp gibi unutuldum, anlıyor musun? Nereden anlayacaksın ki? Sen Yüce Karatepe geni taşıyorsun. Bir prens olarak doğdum. Bense bir besleme olarak kenar süsüydüm. Vicdan aklama tahtası. Melda nasıl böyle düşünebilirsin? Annem uzakta da olsa seni çok severdi. İlkokuldan sonra yatılı okul. Ondan sonra üniversite yurtlarıyla hep uzak tutuldum. Ayak altında olmayan, aydan aya para yollanan biri. Yangında kurtarılmaya bile değmeyecek bir çöp. Melda yeter lütfen. Böyle konuşmayı bırak artık. Anneme de kendine de haksızlık ediyorsun. Çuvalların aşağı mantara bastı. İlk günde hocalık kariyerinin sonuna geldi. Aferin kızım, aferin. Ayşem öğretmen. Fahriye hocam. Ay. Fahriye hocam. Ay gel. Aa. Nasıl geçti bakayım ilk günün senin, ha? Şekil birde görüldüğü gibi berbat, şapşal, savsak. Hayda, ver bakayım elini. Gel şöyle otur bakayım. Deme öyle şeyler. Otur. Allah Allah. Ben sana söylemiştim bunun meşakkatli olacağını, zor olacağını, kolay olmayacağını. İşte sen yapıyorsun ama ben yapamıyorum. Ne demek o? Duymayacağım ben bunu senden. Asla duymayacağım. Yüzünü gözünü sileceksin. Tamam mı? Ne o öyle ilkokula yeni başlamış öğrenciler gibi zırıl zırıl ağlıyorsun sen ya. Olmaz öyle. Dik dur. Ha, dik dur. Aferin, yüzünü gözünü sil. Tamam mı? Bana bak. Ben derse yetişeceğim şimdi. Tamam mı? Derse girip çıkayım, ondan sonra oturup etraflıca konuşuruz her şeyi. Tamam mı? Bak kendine gel. Rica edeceğim. Yüzünü gözünü sil, dik dur. Yaparsın sen. Yaparım. Ayşem'sin sen. Ayşem'im. Yaparsın. Yaparım. Yaparsın. Bak gören olacak. Aklım sende kalıyor. Yaparım! Sinirlerim bozuk ya. Aylardır iş arıyorum. Kalacak doğru düzgün bir yerim bile yok. Böyle olunca bütün başarısızlıklarımın faturasını Nadide teyzeye çıkardım galiba. Haksızlık bu. Doğru söylüyorsun. Merak etme, her şey yoluna girer. Senden daha zor durumda olanlar var. Belki de. Neyse, bana müsaade. Daha fazla vaktini almayayım. Belki iş konusunda yardımcı olabilirsin diye düşündüm ama... görüyorum ki sen de batmamak için çırpınma halindesin. Doğru. Keşke yardımcı olabilseydim. Peki burada yapabileceğim ufacık da olsa bir iş yok mu Ömer? Sekreterlik falan. Sekreterlik mi? Evet. Sen sekreterlikten... Ya en azından iyi bir iş bulana kadar idare edebilirim. Benim aslında bir sekretere ihtiyacım var. Sen yapabilir misin? Ciddi misin? Hı hı. Tamam. Tamam. Hı. Biliyordum. Ömer beni yüzüstü bırakmaz demiştim. Aa, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şu ev işini de bir çözebilirsen. Ömer Karatepe'nin ofisi, buyurun. Alo, kimsiniz? Ben Ömer Bey'in sekreteriyim, Melda. Kim arıyor acaba? Eşiyim ben. Ben Deniz Ayşem. Ömer yok mu acaba? Ha, Ayşem Hanım. Tabii, bir saniye. Yerinde mi bir bakayım. Alo canım, nasılsın? Ömer, kim o kız? Sekreterim diyor. Ne oluyor? Şimdi başladı. Şimdi. Daha yeni. Ben anlatırım sana sonra. Nasıl geçti dersin? Çıktım. Atlattık yani, öyle işte. Toplantı nasıl geçti? Yani toplantıyı bölmemek için ben seni telefondan aramadım. Böyle arayınca da bir sekreterin olduğunu öğrendim. Ama madem ki olmuş, hayırlısı olsun o zaman. Sağ ol, sağ ol canım. Bir dahaki sefere böyle bir şey olmasın Ömer, affetme. Tamam. Şaka yapmıyorum, gerçekten bak, derse girmezsen, benim dersime girmezsen gözünün yaşına bakmam. Ben öyle başka hocalara benzemem. Mesaj alınmıştır. Ben Elif'i almaya gidiyorum babamın yanına. Akşama toparlarsın, başka söylemek istediğin şeyler varsa görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz canım. Sekreter. Ne sekreteri bu sekreter? Ömer Bey. Çayınız soğumuş. Tazeleyeyim mi? Olur. Senin gibi bavul ya. Sekreter alacağını gizlemenin alemi ne Ömer Bey? Hem sıkışığım, fenayım diye her gün dert yanıyor. Borçlar arşa ermiş, hem de yeni özel eleman istihdamı. Yardım ister misin? Yok, ben alıştım zaten artık. Siz işinize bakın hocam. Uykusunu da alamamış belli. Sinirli oluyor insan tabii. Bilmez miyim? Hay Allah. Kalacak yeri de yoktur şimdi bu kızın. Zeyno. Ne zaman başı sıkışsa benden hep borç alırdı. Paraları aldı, hüpletti. İcabında mal aldı, veresiye yazdırdı. Mal aldı, veresiye yazdırdı. Ondan sonra vın turizm. Yani Eda, böyle şaşkın şaşkın bakıyorsun ama benim yerimde kim olsa hacize giderdi. Ben de öyle yaptım zaten. Ben anlamadım ki. Siz abimle görüşmüyordunuz ki. Yani ben öyle biliyorum, siz yıllardır görüşmüyorsunuz sanıyordum. Hiç haberim yoktu yani böyle bir şeyden. Benim aslında yıllardır nelerden haberim olmadı. Karatepe bana hiç senden bahsetmedi. Ben seni Amerika'da biliyordum. Amerika'da evlenmişsin, kocayı boşamışsın. Neyse, şimdi hiç bunları konuşmanın yeri ve zamanı değil. Neyse, tamam. Yani anladığım kadarıyla sizin Reha Bey'le bir ticari hukukunuz olmuş. Orasını anladık. Ama sadede gelseniz iyi edersiniz. Ne oluyor? Olur, gelelim. Yani bir orta az falan filan dediniz de Onu anlayalım bir. Nereden ortak oluyoruz? Evet, yani pek olamaz öyle bir şey. Çünkü abimin bu dükkanla hiçbir alakası yoktu. Ben, ya Menteş senin kafan karıştı herhalde. Abinin hiç haberi yoktu öyle mi? Evet. Ve benim de hiçbir şeyden haberim yok öyle mi? Ya herhalde. Benim hiçbir şeyden haberim yok ha. Ya sizin dünyadan haberiniz yok. Vallahi siz bu kadar zamandır nasıl batmadınız hayret bir şey ha. Bir de bu kadar hengamenin arasında işi de büyütmüşsünüz. Şaşılacak şey, bravo. Aha. Ne bu? Ne bu? Evlendiğim takdirde bütün mal varlığım abim Reha Karatepe'ye devrolacak. Ha bu şey hatırladın mı? Şurada imzalatmıştı falan. Kaç yıl önceki şey. Ama noter tasdikli. Dikkatinizi çekerim. Ya iyi de bunun sende ne işi var ki? O zamanlar hacize gitmeyeyim diye Reha gayrimenkulleri ve bazı arazi tapularını bana devretmişti. Noter tasdikli evrakların arasında bir de bunu buldum. Vallahi ben bunu unutmuştum iyi mi? Hiçbir anlamı yok bunun canım. Delirdin mi sen bir adam? Henüz değil. Avukatlarımla görüştüm. Mevzuyu derinlemesine incelediler. Sadece bu dükkanın değil. Sahip olduğunuz 7 dükkanın da ortağı benim. Eda'nın hissesi de benim. Reha'nın borçlarından dolayı. Yazık. Çocuk bunca yıl çalışmış, didinmiş. Demek hep benim için çalışmış. Vay canına. Ha. Şimdiye kadar harcadıklarını da maaş olarak kabul ediyorum. Helali hoş olsun. O kadar emek vermiş çocuk değil mi? Sene oldu. Ağaç olsa öğrendi diyeceğim, ağaca ayıp olacak. Peynir öyle mi kesin edeceksin ya? Abi bunlar çift kaşarlının kaşarları. Bak tek taraflılar bu tarafta abi. Haluk abi, bir çay alabilir miyim ben ya? Ha? Ne demek hocam? Siz buyurun yerinize geçin, ben size çayı getiririm, he mi? Fahriye bacım, ben seni bir dertli gördüm. Ya dertliyim, ben dertli değil gibiyim. Böyle bir garip. Ben de kütüphanedeydim de. Orada sporcu sanki birini gördüm yani. Daha doğrusu biri beni takip ediyormuş gibi geldi de. Ya kafam gitti galiba ya, çok çalışmaktan herhalde. Ya hep o kırmızı bavullu kız yüzünden de kafamı karıştırdı ya. Sen de mi gördün onu? Ben de gördüm onu. Aynı böyle Ayşem'in okuldaki ilk günü gibi değil mi? Böyle tıngır mıngır, böyle kendinden ağır... Valiz diyorlar ona, bavul mu diyorlar artık? Valiz. Valizle. He, gördüm onu, gördüm. He. Ya o değil de şimdi benim sınıfa yeni bir kız geldi. Ya dilsiz, konuşamıyor kızcağız yani. Böyle bir içimde bir şefkat duygusu falan uyandırdı da. Hani aklıma birden böyle adını çok anmak istemediğim birini getirdi de şimdi. Neyse gelmesin şimdi aklıma da. Ha sen Reyhan'ı diyorsun. Anladım ben, anladım. Reyhan diyorsun. Ya deme ya, niye diyorsun? Adını anma demedim mi ya? Duymak istemiyorum ismini. Hiç söylüyorsun. Affedersin. Ağzından kaçtı. Kaçmasın. Kaçmasın. Kaçmaz bile. Ağzından. Kaçmaz. Fahriye ya, ben sana kendimi nasıl affettireceğim? O nerelerde acaba? Hiç de göremedim. Acaba katil işini bıraktı mı? Kim bilir şimdi nerede, ne yapıyordur ya? O yağı bir değiştirin ama bak. Yanlış o ya. Alo. Alo Mazhar. Hayatım, ne haber, nasılsın? İyiyim canım, hazırım, evdeyim. Bekliyorum. Geliyorum o zaman. Tamam. Çay, kahve. Çay mı, kahve mi? Tea ya da coffee. Coffee. Soğuk bir şeyler. Drink. Maşrubat, meşrubat. Çık çık çık, buzlu, soğuk. Şimdi çay değil, kahve. Kahve mi istediniz acaba? Coffee. Drink. Meşrubat. Abi, sen şuraya giden dilsiz kızı tanıyor musun? Daha önce gördün mü hiç? Bak gidiyor sarışın. Şşş, bana bak. Kimdi? Bak gidiyor sarışın. Ah, ben sana dedim ya. Demin işte benim sınıftaki dedim, dilsiz dedim. O kız işte ondan. İşte o dilsiz kız değil mi? Evet, dilsiz. Evet. O mu? Ha. Evet. İnsanları böyle bir şey, şefkat duygusu falan uyandırmıyor mu ya? Yok. Sen niye sorup duruyorsun, gördün mü diye sorup duruyorsun, ne oluyor Edcan? Abi çok ünlü birine benziyor çünkü. Mesela ben şarkıcıya benzettim. Kim lan, hakikaten? Hani böyle kamufle olmuş, yani eğitim hayatına devam etmek için geliyor gibi bir imajı var yani. Hani bence. Ya. Daha. Bir yaklaşsana. Yaklaş, bir şey deneyeceğim. Gel. Hani ben göremiyorum ki. Gel ağzıma. Oğlum, armut musun sen? Olgunlaşmamış armut. Ya manavdan mı aldın sen bunu ya? Şşş, manavdan mı aldın sen bunu? Edipcan. Oğlum, dilsiz şarkıcı mı olur? Dilsiz ya, bir düşün ya. Biraz bir kitap oku ya. Ne cahil bir çocuksun sen ya. O da doğru abi ya. Sen bir gitsene. Git. Git, bir şey deneyeceğim, git. Git. Git hadi abi, gideyim o zaman. Git. Tövbe estağfurullah ya. Hayır, bir de kimi diyor, ben anlamadım ki. Ünlü diyor. Ya değildir ünlü, otur sakin ol. Nerede bu ev ya Zeyno? Ayaklarım şişti. Burası galiba. İşte burası benim yeni şahane evim. Ya hakikaten de şahaneymiş. Saray yavrusum belki. Kokuyordur bu apartman kızım be. Hiç fark etmez. Burası benim yeni özgür dünya. Hadi gel. Arkadaşlarının müzik zevki de şahaneymiş. Merhaba. Evet. Zeyno, ben dün telefonda konuşmuştuk. 3. kiralık oda için. Ha, kusura bakma ya, aklımdan çıkmış. Yalnız bize odayı verdik. Nasıl? Ama odayı ben tutmuştum, anlaşmıştık. Tam olarak anlaşmamışız demek ki. Kusura bakma ya, verdik yani sonuç olarak. Oda filan yok. Hadi eyvallah. Ya. Ne biçim insanlar var? Sen de gülmesene. Kızım ya, bir de ev arkadaşı olacaktım bunlarla. Kurtuldum diye sevinmen lazım. Nereden bulacağım ben başka kiralık oda? Ay sokakta kaldın sanki. Kızım istesen yalıda kalırsın be. Aman Aydın ya, aynı lafları söyleyip durma Allah aşkına ya. Madem öyle bir süre daha ben de idare et işte, ne var? Saçmalama Aylin, konuştuk bunları. Hadi yürü bari ilk günden işe geç kalmayayım. Aman ne yapacağız Nail? Bu adam gerçekten avukatla konuşmuş gibi duruyor. Gerçekten benim hisselerim ona geçmişse. Yok canım, olur mu öyle şey ya? Ne münasebet. Yarın sabah gideriz erkenden, bir avukatla konuşur, danışırız bu meseleyi. Öyle şey var mı ya? Parmağını bile oynatmadan böyle gelip 5 yıllık emeğin üstüne çöreklenmek hangi adalete sığar? Evet canım, adalet var yani. Bu ne saçmalık. Dedi, sığmaz, adalete sığmaz. Şuraya bak, oturduğu yerde beni sinir ediyor orada ya. Ay ben de çok daraldım. Sanki bizi sinir etmek için gelmiş. Baksana orada böyle bir de pis sırıtıyor. Bunun gelişinin başka bir sebebi var gibi duruyor ama dur bakalım, öğreniriz. Neyse, bunun dükkanda oturup böyle daha fazla sinirlerimizi bozmasına izin vermeyeceğim ben. Dur Nail, öyle girme. Beyefendi, artık dükkanı terk eder misiniz lütfen? Anlamadım. Nesini anlamadım? Gayet açık ve net söylüyorum. Çıkıp gider misiniz bu iş yerinden? İyi de burası benim de dükkanım. O sana öyle geliyor. Şimdi benim sabrımı daha fazla taşırmadan, yani daha fazla saygı çerçevesi dışına taşırmadan çık git dükkandan, hadi. Benimle konuşmalarına dikkat et. Vaziyeti idrak etsen iyi olur, yoksa seni pişman ederim. Asıl sen şu anda bu dükkanı terk etmezsen ben seni pişman ederim. Hadi çık git buradan, hadi. Şşş, eline koluna hakim ol. Hayır, ne olur sakin ol benim hatırım için lütfen. Bak, buradan şu anda hemen gitmezsen polis çağıracağım. Dede ben çok korkuyordum. Tamam canım, tamam, sen gel benim yanıma. Hayır canım. Menteş. Ya insaf, çoluk çocuk var burada. Gelme artık ortamı. Kapansın bu konu burada, tamam? Tamam. Kapansın bakalım. Ama hepsi senin o mazideki güzel hatırın için Eda. Yok ya, ne mazisi, ne anlamadım ki ben. Nail, ne olur sakin ol sen. Baksana sen buna. Ama bu iş burada bitmeyecek. Mahkemeye vereceğim, tazminat ödeteceğim. Tazminat mı ödeteceksin? Allah Allah! Bu ne? Allah'ım yarabbim, bu ne diyor Allah aşkına ya? Göreceksin sen. Senin hisselerini de alacağım. Tam 5 yıllık emeğimi çaldınız benim. Ben buraya insaniyetlik namıyla geldim, bir şeyler anlatayım dedim ama anlayacağınız yok. Şimdi misliyle alacağım. Al bakalım, elinden geleni ardına koyma. Ne yapıyorsan yap bakalım. Bırak Nail, bırak. Delirmiş adam. Abuk subuk konuşuyor, ciddiye alma. Ne oluyor baba, kim bu adam? Anne ben çok korktum. Kim? Söylesenize. Bu dükkan benim dedi. Yok canım, ne münasebet, olur mu öyle şey? Ya bir yanlış anlaşma var, ben anlatırım sana, halledeceğiz bir şekilde. Yok kızım, tamam. Ay yavrum tamam. Benim. Ya. Nasıl başkasını aldık dersiniz? Dün ben gelmiştim, bugün başlayacağımı söyledim. Şimdi niye bana böyle başkasını alacağız diyorsunuz ki? Kusura bakma, bizim patron başkasını tercih etti tip olarak. Tip olarak mı? Yanlış anlama da sen böyle biraz zengin tiplisin. Böyle markalı giysiler falan görünce patron uyuz oldu. Güven vermiyor dedi, anlayacağım. Ne münasebet? Garsonluk yapacak birisine benzemiyorsun özetle. Patron bu kız bir gün gelir, sonra dayanamaz geri gider dedi. Sen çağırsana o patronunu, ben bir konuşayım. Böyle baştan hüküm vermek ne demekmiş ya? Kendi kendine niye gelin güvey oluyor? Sen çağır onu, ben bir göstereyim ona ya. Zeyno. Ya boş ver. Ya şimdi patron gelince, kavga çıkınca işe mi alacaklar seni? Ya yapma Allah aşkına, hadi gidelim. Kahretsin yani, ne kadar güvenilmez insanlar var. Duydun mu ne dediğini? Güvenilmezmiş. Ben göstereceğim onu şimdi. Zeyno, sizin bu yaptığınız ayıp değil. Göstereceğim size gününüzü. O patronunuza da size de göstereceğim. Hepiniz göreceksiniz. Herkese gününü göstereceğim. Pes etmeyeceğim. Herkes görecek kendi ayaklarımın üzerinde durduğumu. Pes. ya. Hadi artık geç oldu, gidelim. Hadi ne? Ya bak daraldım artık, yoruldum ya. Böyle eve gidip ayaklarımı uzatıp dinlenmek istiyorum. Ya bütün gün aynı kıyafetler üstünde vallahi fenalık geldi. Sen git, ben buradayım. Ne yani? Burada mı sabahlayacaksın? Saçmalama kızım ya. Ya sen git işte. Ya ne olursun uzatma. Hadi. Ya niye anlamıyorsun? Senin evine gelmek istemiyorum. Ya bıkmadın mı evinin kapısında dikilen gardiyanlardan? Hem eğer ben senin evine gelirsem beni eliyle koymuş gibi bulurlar. Ben özgür olmak istiyorum. Niye anlamıyorsun? Of Zeyno, of! Bıktım senin vallahi şu fakirlik fantazinden. Ya illa sürünmek mi istiyorsun? Evet, sürünmek istiyorum. Çünkü senin için bu kadar basit halin. Ne de olsa 3 gün sonra dönüp dolaşıp benim evime geleceksin. Ya niye insanları boşu boşuna uğraştırıyorsun? Asıl onlar beni uğraştırmasın. Ayrıca fakirlik fantezisi falan da deyip durma, sinirimi bozuyorsun. Ne yani? Ne peki? Garsonluk yapmak, kokuşmuş bir evin odasını kiralamaya kalkmak, o kadar rahatlığın içinde her şeyi elin tersiyle itmek. Ne diyorsun peki buna, sen söyler misin? Kendi ayakları üzerinde durmak diyorum. Özgür olmak diyorum. Gerçek dostlar edinmek diyorum. Ben gerçek dostum değilim yani, öyle mi? Ya o anlamda söylemedim. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Ayrıca babanın güvendiği biriyim. Değil mi? Bu yüzden de... Ya hayır, o anlamda söylemedim. Ben dayanamıyorum artık gerçekten. Babamın benim için yaptırdığı konforlu villama gidiyorum. Bir kafes altından da yapılmış olsa kafestir. Tartışmıyorum. Nasıl istiyorsan öyle olsun, tamam mı? Ayrıca istediğin zaman gelip kalabilirsin. Kapım her zaman açık. Aylin! Hanımefendi! Aylin! Hanımefendi! Aylin! Hanımefendi! Arayalım! Yardım çağır, yardım çağır. Birini arıyorsanız ambulansı arayın. Yardım çağır. Aniden gelişti diye bir şey var mı Ömer? Biz birbirimize böyle mi yapıyoruz? Bir kendi benim yerime koyar mısın? Canım haklısın ama Melda öyle herhangi biri değil. Biz beraber büyüdük, kardeş gibiydik. Ben de onu öyle çaresiz görünce... Şöyle düşün. Bir gün sen beni arıyorsun, tamam mı? Telefonu tanımadığın biri açıyor. Ben Ayşem'in asistanıyım diyor, merhaba diyor. Endişelenmez misin sen? Bir kendini benim yerime koyar mısın? Bir koy. Kendini benim yerime bir koy, söyle. Hadi. İşte böyle kalırsın. Çünkü çok saçma. Saçma çünkü. Bir gün ya. Bir gün. Bir gün bekleyebilirsin. Sürekli çalışacağın insan. Olur mu olmaz mı diye düşünebilirsin. İş bu, tamam anlıyorum. Ama en azından nezaketen eşime haber verebilirdim diye düşünebilirdin. Değil mi? Peki Ayşem. Haklısın. Yaptım bir hata. Tıpkı babamların evine taşındığımızda sana sormadığım gibi sormadım. Anne benim midem bugün yiyor. Kızım ne oldu sana anne? Ateş çıkmış. Hastaneye gitmemiz lazım. Tamam canım, üşütmüştür, bir sakin ol. Kafasına salıncak çarptı bugün. Kafasına salıncak mı çarptı? Ne diyorsun sen ya? Bunu bana nasıl söylemezsin? Bağırma Ömer, babam götürmüş, bir şey olmaz demişler. Ateş çıkarsa getirin demişler. Yani Sekret ablayla takılacağına bunu söyleseydin bana. Gel kızım, gel. Gel kızım. Benim fırsatım olmadı şimdi. Allah! Hepsini birden niye alıyorsun? Teker teker alsana. Yok, hepsini... Allah! Hepsini birden alacaksın ki. Allah'ım sen biliyorsun. Kim o ya? Kim o? Hayda. Dilsiz kız bu be. Nereden buldu benim adresimi ya bu? Bismillah. Kız sen nereden buldun benim adresimi ya? Ha? Ha? Konuşamıyorsun. Ne soruyorsa. Bir derdin var gibi ya senin. Neyse hadi geç. Geç içeri geç. Geç. Ya. Ben sana terlik vereyim. Aha. Giy terlikleri şöyle rahat rahat otur. Ben sana bir çay koyayım tamam mı? Psikolojik vaka mı bu kız ya? Nereden buldu ki benim evimi? Hayır ben de aldım eve. Hırlı mı, hırsız mı? Reyhan diyeceğim. Tanımasam, bilmesem. Allah Allah. Ne diyorum ben ya? Hay Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen aciz kullarına şifa ver ya Rabbim. Dur bakalım. Dur bakayım. Belirgin bir rahatsızlık teşhis edemedik ama ani tansiyon düşmesi pek çok ciddi rahatsızlığın göstergesi olabilir. Buradaki tarihleri yaptırmanız gerekiyor. Aylin nasıl oldu? Ya iyiyim. İlk bir şeyim yok. Düzenli olarak kullanılan bazı ilaçlar da ani bayılmaya yol açabilir. Kullandığınız herhangi bir ilaç var mı? İlaç mı? İlaç falan yok. Kullanmıyorum ilaçlar. Peki o halde geçmiş olsun. Tahlil sonuçlarına göre durumunuzu yeniden değerlendirelim. Kusura bakma canım ya, korkuttum seni de. Korktum tabii, korkmaz olur muyum? Dedim sana, bütün gün peşinde uğraşmaktan tansiyonum düştü. Eve gitmek istiyorum artık. Hadi Zeyno. Sen iyi olduğuna gerçekten emin misin? Ne? İyiyim dedim ya. Yani benden bir şey saklamıyorsun öyle mi? Of Zeyno, evet. Çok iyiyim ve eminim. İyi tamam o zaman. Sen git ben gelmiyorum. Ne? Ne yapacaksın? Ya burada kalacağım. Burada, hastanede. Evet. Ya daha önce de söyledim sana. Senin evinde güvende değilim ki. En azından onların akıllarına beni hastanede aramak gelmez. İnanmıyorum sana ya. Delirmişsin sen. Ya gerçekten uğraşamayacağım seninle Zeyno. Getirmiş hastaneye, ateşi yükselirse getirin demişler, midesi bulanıyor, ateşi de yükseldi, biz ne yapacağımızı bilemedik. Beynine bakın, tomografi... Beyefendi sakin olun lütfen, hemşire hanım. Lütfen dışarıda bekleyin. Biz burada baksak ona iyi gelir. Dışarı yolalım sizi. Tamam Ayşem gel. Kızım bak biz buradayız tamam mı? Annem. Şimdi hiç canın yanmayacak tamam mı? Sadece acıp acımadığını söyle. Açık mı? Allah Allah. Hayır ben tekrar ve tekrar soruyorum. Kusuruma bakma ama... Şimdi sen verdiğim okuma listesindeki eksik kitabı benden almak için geldin öyle mi? Allah Allah. Sen benim adresimi nereden buldun? Yani çünkü okul kapalı, hani nasıl oldu acaba benim adresi, nereden buldun? Yani böyle türlü türlü sorular geliyor işte insanın aklına, öyle yani. Allah Allah, biz daha önce karşılaşmış mıydık seninle ya? Vallahi. Değil mi? Nerede? hatırlıyorum diyorum ben de. Kız nereden diyorum. Aha da. Kağıdı al, kalemi al. Sen yaza dur bakayım, yaz. Hayır ben çıkaracağım, bir yerden çıkaracağım ama nereden çıkaracağım? Düşünüyorum ama bulamıyorum çünkü gözlükler de var ya gözünde. Ondan çok şey yapamıyorum. Şöyle bir göz kontağı kursak anlayacağım da. Onu da şey yapayım. Sen niye gözlük takıyordun? Işık mı dokunuyordu sana? Ha, niye takıyorsun gözlük? Ben öyle karşına aniden çıkmaya cesaret edemedim. Korktum beni affetmezsin diye. Ben geri döndüm Fahriye, bak geldim buradayım. Fahriye. Ya bak ben Reyhan. Buradayım işte. Fahriye. Fahriye. Fahriye iyi misin işte? Aa! Ya bu nasıl şoka girmek be? Acıdı ya. Bir şey yok. Sadece yediği bir şey dokunmuş. 1-2 saate kadar çok iyi olacak. Yani o kadar mı? Evet evet o kadar. Kafasına salıncak çarpmıştı. Çarpmanın tehlikesi o kadar büyük değil. Zaten izi bile gözükmüyor. Şimdi rahat rahat evinize gidebilirsiniz. Ha bu arada kızınız oyun odasında. Hemşire hanımla oynuyor. Buyurun beraber gidelim. Buyurun. Tamam. Ya öyle diyorsa öyledir herhalde. Değil mi? Neyse tamam gel. Düşünüyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Bugünkü kızı. Hani bu kırmızı bavulla çarptın ya bir tanesine. Anladın değil mi kimden bahsettiğimi? Alo. Kime diyorum ya? Niye düşünüyorsun ki oğlum o kızı? Ne alaka? Ne olmuş? Sen düşünmüyor musun? Ben niye düşüneyim oğlum? Ne alakası var? Sana da bir garip gelmedim ya kızın böyle halleri falan. Bilmem. Ya kız bir esrarengizdi. Böyle ne bileyim... Koşturuyordu bir şeyler, böyle yanarlı dönerli bir durumlardaydı yani. Ne bileyim, acayipti yani, gizemliydi böyle. Vardı yani onda bir durum. Bak ben sana söyleyeyim. Metin kardeşin dediydi diyeceksin. Oğlum hadi gözünü seveyim yat. Başladın yine komplo teorilerine ya. Ben unuttum bile kızı, sen ne anlatıyorsun? Gizem mizem, hadi al. Şunu da koy kenara. Göreceksin kardeşim. Göreceğim. Hadi bakalım. Kızım sen 5 yıl sonra karşıma nasıl gelebiliyorsun ya böyle? Nasıl bu kadar rahat? 5 yıl sonra karşıma çıkıyorsun sen ya. He? Biz dosttuk ya. Bizim yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyordu ya. Kardeş gibiydik biz Reyhan. Hiç mi merak etmedin sen beni ya? Ha? Hiç mi merak etmedin? Ne yapıyorum, ne ediyorum diye. Biz hepimiz seni merak ettik ama. Öldü mü, kaldı mı, ne oldu diye ya. Şu an tek bir şey istiyorum, o da seni böyle boğmak. Başka bir şey değil yani. Boğ. Bir şey diyemem ki. Haklısın derim. Kızım neden yaptın bize bunu ya? Biz sana ne yaptık ki? Neden yaptın ya? Ya bunalımdaydım. Dayımın yanına gittim İsviçre'ye. Dönemedim çünkü adeta hafızamı kaybetmiştim Fahriye ya. Kızım, biz de bir sürü badireler atlattık. Atlattık ama böyle misket gibi dağılmadık etrafa, anlıyor musun? Kaçmadık senin gibi. Böyle kenetlendik biz birbirimize be. Kenetlendik. Kaçmadık senin gibi. Allah Allah ya. Bir şey sorabilir miyim? Hayır, hiçbir şey soramazsın sen. Ya bu Ömer'in kuzeni hani kendini vurmuştu, kanlar içinde yerde yatıyordu. Öldü mü? Ölmedi. Akıl hastanesine yattı. Hay. Bir tanecik daha sorabilir miyim? Hayır, soramazsın efendim, soramazsın. Allah Allah. Ayşem'in 2. bebeği olacaktı. Oldu mu? Kız mı oldu, erkek mi? Ayşem olayın şokuyla bebeği düşürdü. Deme. Dedim. Ay peki şey ne oldu? Seda ile Furkan ne oldu? Mutlular mı? Seda Amerika'ya ablasının yanına gitti. Tamam mı? Furkan'la da boşandılar. Çünkü Furkan'ın tokadından sonra Seda onu affedemedi. Ay. Peki Furkan nerede? Daha kaçtı. Daha nerede? Anne daha be! Kızım deli mi edeceksin beni? Deli mi edeceksin? Allah Allah! Furkan memleketine döndü. Annesi köfteci açtı. İstediği kızla da onu evlendirdi. O kadar. Mutsuz son. Yani hiç böyle düşünmemiştim ben ya. Soracağın başka soru varsa sor. Çok güzel bir restorandı. Yemekler de harikaydı. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Sen özel bir yemek deyince güzel bir yemek olacağını anlamıştım zaten. Ben beni sevindim. Şöyle oturalım mı biraz? Tabii olur. Bir şey sorabilir miyim Mazhar? Tabii. Son zamanlarda aklına takılan bir şeyler mi var? Benim mi? Yo, niye? Seni biraz dalgın görüyorum da. Yani normalde de dalgın bir insansın ama bakışlarında başka bir derinlik var sanki. Nasıl yani? Anlamadım ki. Mesela biraz evvel yemekte sana bir şeyler anlattım ama beni duymadın. Tekrar etmek zorunda kaldım. Hani yani cismen yanımdasın ama yoksun sanki. Uzaklardasın. Her zaman değil, bazen. Hay Allah. Hiç farkında değilim yani. Saygısızlık ettiysem özür dilerim. Hayır, lütfen ben Şey, ben sadece bir şeyi merak ediyorum. Neyi? Yine onu düşünüyorsun değil mi? Reyhan'ı. Ömer, çok korktum. Kızıma bir şey olsa öldürdüm ben. Biraz sözlerimize dikkat edelim istersen. Ölürüm diye mi korktun anne? Olur mu öyle şey? Öp bakayım babayı. Bir de buradan öp. Bir de buradan öp. Ömer. Orada. Ne orada? Anlatmıştım ya öğrencim, orada. Kırmızı bavulu. Benim gibi kırmızı bavuluyla gelmiş, hastanelerde uyuyor. Hatırlamaz mıyım? Hadi gel bir soralım. Merhaba. Abim, hocam, sizin ne işiniz var burada? Bizim minik kafasını salıncağa çarptı. Ama şimdi iyi. Sen ne yapıyorsun burada? Ben refakatçiyim. Bak, ben de böyle diyorum. Efendim? Ben de hastanede kalmak durumunda kalmıştım birkaç gün. Refakatçiyim diyordum. Sen de öyle sanırım. Ya, geçici bir durum. Bizde kal. Yarın ders var. Rahat rahat uyu. Kahvaltını da yaparsın. Bizde kal. Yok yok, gerek yok. Ben zaten yeni bir yer bakacağım. O yeni bir yerler bulunur onlar. Onlar bulununca sen gidersin. Yok ya, ben size rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu öyle şey Ömer? Rica ederiz, ne rahatsızlığı? Yani insanlık vazifesi değil mi Ayşem? Aynen. Sakıncası yok, kalabilirsin. Peki o zaman, teşekkür ederim. Ben sana sormadan bir şey yapınca kıyametleri koparıyorsun. Neymiş o be, örnek ver. Melda ablayı mesela. Biz sekreter, sen bana haber vermeden sekreter alıyorsun. Öğrencidir, yazıktır. Tanımadığımız biri sonuçta. Tamam, duyacak. Görüyorsun değil mi? Oh, canım kızım. Canım kızım benim. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Neden cevap vermiyorsun Masar? Basit bir soru sordum sadece. Reyhan'ı düşünüp düşünmediğini. Ya böyle bir şey ihtimal var mı Sevinç? Ben çoktan unuttum onu. Alakam yok ya. Gerçekten unuttun mu? Evet. Ya niye unutmayayım ya? Yıllar geçmiş. Saplantılı birine mi benziyorum ben? Hayır şey, sadece seni böyle son günlerde dalgın görünce yine onu özlediğini düşündüm doğrusu. Hayır Sevinç, o değil. O değil derken, kafanda başka bir şeyler var demek ki. Evet, doğru. Yani başka soracağın sorular varsa şimdiden sor, sonra da sonsuza dek sus. Şimdi niye öyle diyorsun ki, anlamadım ben. Öyle diyorum işte. Yani aklına takılan başka bir soru varsa onu şimdiden sor Reyhan. Sorayım o zaman ben. Haluk abi ne yaptı ya? Bitirdi mi üniversiteyi o? Mezun oldu mu? Deniz de mezun olmuştur değil mi? Nail amcayla Eda hala ne yapıyor? Ha, mutlular mı? Nasıllar? Elif masal bebek nasıl oldu? Kime benziyor? Ayşem'e mi, Ömer'e mi? O zaman sen sor, ben cevaplayayım. Yani. Planı uyguluyorum Cevdet Bey. Evet. Evet. Aynen öyle efendim, dediğiniz gibi. Kuş yakında kafese girecek efendim. Siz hiç merak etmeyin. Baş. Peki niye döndün? Yani yıllar sonra niye döndün acaba? Çünkü okulu bitirmem gerektiğini anladım. Yani herkes üniversite mezunu oldu, ben lise mezunu olarak kaldım ortada. Bir de yani kaç nereye kadar? Yani arkadaşlarımı çok özledim ben. Herkesi çok özledim. Bir de artık daha iyiyim. İyileştim. Bir de ayaklarım ve kalbim beni İstanbul'a geri getirdi işte. Ay. Çok mu nefret ediyorsun benden Fahriye? Çok. Ama ben seni çok özledim. Fahriye. Gel be gel. Ben de seni özledim be arkadaşım. Ben yani... Evet. Söyle Masar. Evet Masar. Söyle hadi söyleyeceğini. Ben seninle tanıştığım için gerçekten çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Sen bana çok iyi geliyorsun. Huzur veriyorsun. Seni seviyorum çünkü. Evet biliyorum. Ben de. Yani dediğim gibi işte seninle iyiyiz biz. İyi vakit geçiriyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, huzurluyuz. Sen de huzurlusundur diye tahmin ediyorum. Evet, tabii ki. Sevilmek güzel şey. Evet, öyle. Sevgi olmasaydı... hayat cansız bir eşya gibi olurdu adeta. Doğru, doğru. Kalkalım mı? Ha? Yani yarın sabah dersin var dedin ya. Dedim, evet. Var tabii. Kalkalım. Bavulu getireceğiz biz. Ben daha yeni okula başladım. Sen okula gidiyor musun? Hayır ama anaokuluna gidiyordum. Ay çok güzel. Ayşem, bu kız ev bulamayacak birine benziyor Ayşem. Zaten 1001 tane ders olan başımıza yeni dert olacak. Çok ayıp Ömer. Ya bir gariplik var bu işte ya. Ne gibi bir gariplik olabilir? Ya baksana bavula bak. Kıyafetleri güzel, bu kız zengin ya. Niye hastanede kalıyor? Ömer nereden bileyim? Sorarız, öğreniriz. Allah Allah. Ayşem, bizim bir kızımız var. Sen evimize yabancı birini alıyorsun. Yabancı değil, o da benim öğrencim. Sen de yaşadın bu zorlukları. Böyle yapma şimdi. Ayıp duracak. Hadi. Tamam. Ömer. Melda. Ne oldu? Kusura bakma Ömer. Çok mahcubum. Gidebilecek başka bir yerim olsaydı gerçekten kimseyi rahatsız etmek istemezdim Ömer. Olur mu? Ne rahatsızlığı? Buyur. Sağ ol Ömer. Anlayışın için çok sağ ol. Çok sağ ol. Ömer ben bu gece sizde kalabilir miyim? Kalabilirsin tabii. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok. Dışarıda kalmak dışında daha kötü bir şey yok. O zaman sen en doğrusunu yaptın buraya gelmekle. Yerimiz müsait. Değil mi Ayşem? Müsait. Melda'ydı değil mi sekreter? Melda. Manevi kardeşim Melda. Anlatmıştım ya. Tamam memnun oldum. Merhaba. Manevi ne demek baba? Ben anlatırım sana sonra. Ya bu tatlı şey senin kızın mı Ömer? Aynı sen. Evet çok yoruldu. Sanacak çarptı başım. Çok yoruldu. Hadi Ömer aç kapıyı. Hadi. Çok yoruldu. Ay nerede kalıyorsun peki sen? Ha? Ev ayarlayabildin mi? Pansiyonda kalıyorum. Yani geçici olarak. Pansiyon mu ya? Ne pansiyonu ya? İşte bir ev arkadaşı bulurum herhalde. Yani okula ilan falan asarım. Şimdi öğretmenin Fahriye Hoca'nın evinde kalmak da uygun olmaz. Ya aslında daha önce 3 kişi kalmıştık biz bu evde değil mi? Ha evet. Ha vallahi. Da Sevinç seni tanımıyor ki. Yani aslında biliyor. Seni ben bol bol andım. Andım adını. Andım. Da. Nasıl olacak? Daha bilmediğin birçok hikaye vardı. O hikayeleri bilmesen daha iyi olacak gibi. Yok yok. Ben sizin hiç rahatınızı bozmayayım. Ben bakarım başımın çaresine. De. Ha. Bir şey daha sorabilir miyim? Sor. O nasıl? O kim be? Ay Mazhar kişisi nasıl? Kantine gittim, ortada göremedim. Ne yaptı? Bıraktı mı kantin işini? Of, çok bir sürü soru var kafamda ya. Ne yaptı? İstanbul'da mı ayrıldı mı yoksa? Evlendi mi? Çoluk çocuğa karıştı mı? Beni özledi mi? Unuttu mu yoksa? Reha hocam! Sakin ol. Sana bizim makul bir ev arkadaşı bulmamız daha iyi olacak. Ya şimdi ne alakası var? Konumuz bu değil ki. Sen konuya gel. Kızım tam konudayım ben. Konudayım. Konunun üstündeyim. Konunun üstündeyim ben. Hı. Konu geldi. Heh. İyi akşamlar Fahriye. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurmaz mısın içeri Mazhar kardeş? Ben emanetinizi teslim etmeye geldim. İyi yapmışsın. Her şey yolunda inşallah. Yolunda derken? Yolunda derken sağlığın, sıhhatin iyidir inşallah. Yani. İyi, iyi. Yarın okulda görüşürüz o zaman. Görüşürüz tabii. İyi geceler canım. İyi geceler canım. Güzel yemek için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aa. Bu ne böyle? Evet. Köşeli köşeli. Cebinin astarı sarkacak. Aa. Bu bir yüzük kutusu mu bu? Evet. Aslında bunu sana yemekte verecektim ama cesaret edemedim. Yüzük benden daha cesur çıktı. Gösterdi kendini. Aşkım, biliyordum, anlamıştım. Öyle değil mi Fahriye? Söylemedim mi ben sana? Söyledim. Ama sen akşam yemekte konuyu açmayınca yine Reyhan yüzünden sandım. O mazide kalan kızı unutmadığını düşündüm. Yok canım, ne alakası var? Ay kalbim duracak şimdi. Kalbin duracaksa teklif etmeyeyim istersen. Hayır, sor. Kalbim duracaksa dursun. Sen yeter ki sor. İste bunu benden Mazhar. Çok seviyorum seni, çok seviyorum. Peki öyleyse. Benimle evlenir misin Sevinç? Evet. Yüzlerce kez. Çok yaşa. Evde biri mi var Fahriye? Kim o? Aslında yok. Hocam biliyor musunuz, sizi okulda ilk gördüğümde çok gıcık biri olduğunuzu düşünmüştüm. Niye öyle? Aslında hiç öyle biri değilsiniz. Ya zaten öyle olsaydınız böyle de söyleyemezdim. Ama bu çok fena şimdi. Başka öğrenciler, onlar da böyle düşünüyorsa ya. Ha, o açıdan düşünmemiştim. Tabii hoş olmaz. Nerede? Bu ne? Biri telefon dükkanı mı soydu? Ha yok, onlar benim. Niye iki tane telefon kullanıyorsun? Ya çok çabuk şarjı bitiyor. O yüzden bir tane telefon yetmiyor. Hem zaten rehberlerim de farklı. Birinde yakın arkadaşlarım var, birinde daha az yakın olduklarım. Hem de ben alırken onu iki rengi de hoşuma gitmişti öyle. İkisini de almıştım. İyiymiş o da, iyiymiş. Melda uyanmadı mı? Yok. Günaydın. Günaydın. Uyanmış, yeri kalkmamışsın herhalde gecelik de. Ben dün işe başladım değil mi? İdrak edemedim hala. Ben hemen üzerimi değiştireyim, geliyorum. Hiç bekletmem seni, merak etme. Tamam, acele etme. Tamam. Ben bakıyorum, bakıyorum. İyi günler. Ayşem Karatepe burada mı oturuyor? Buyurun, ben eşiyim. Bir sorun mu var? Ayşem Karatepe siz misiniz? Evet, benim. Zeyno olacanı himayenizde tuttuğunuza dair bir ihbar aldım. Ne demek bu? Eğer kendisi buradaysa karakola davet etmek durumundayız. Aksi takdirde savcılık kararıyla arama emrimiz mevcut. Arama emrimi? Yani evi mi arayacaksınız yani? Tam olarak neyle suçluyorsunuz acaba? Hırsızlık.